Merhaba sevgili arkadaşım, Manisa Evi Üniversitesi'ne hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca hep güzel hatırlayacağın anıların olur. Hadi gel bakalım burada seni neler bekliyormuş. Aboneliğin falan varsa alırım ama 5-6 dal. Sıkı takipçim olup da hala daha abone olmayanlar görüyorum. Abone olun lan. Öncelikle Türkiye'nin belki de en darmadağınık üniversitesine hoş geldin. Neden böyle diyorum? Anlatacağım. Burası Manisa ilimize ait bir üniversite normalde. Ama çok enteresan bir şekilde burada okurken kendini İzmir'de okuyormuş gibi hissedeceksin. Çünkü okulumuzun merkezi olan ve Yunus Emre ilçesinde bulunan Muradiye kampüsü İzmir'e yarım saatlik mesafedeyken Manisa şehir merkezine bir saat uzaklıkta. Hatta İzmir'e ulaşmak için otobüs kullanırsan 20-25 dakikada Bornova kavşağında oluyorsun. Bilmiyorum, otostop falan yapıyorsan 15 dakikada bile ulaşabilirsin. Muradiye kampüsü Profesör Doktor İlhan Varank kampüsü diye de geçiyor. Kafan karışmasın. Ve büyükçe de bir kampüsten bahsediyoruz. Aynı zamanda dağ başında bir kampüsten de bahsediyoruz. Zira bazen fakülteden fakülteye ya da başka bir yere giderken yokuşlar tırmanman gerekebiliyor kampüsün içerisinde. Peki burada imkanlar bakımından neler var? J-Park AVM var bir tane. Birkaç kafe, birkaç restoran, bir market ve bir kırtasiyeden oluşuyor. Öte yandan kampüste bir kütüphane var yararlanabileceğin. İki yemekhanemiz var. 3,5 liraya yemek yiyebileceğin. Bir kız KYK, bir tane de erkek KYK yurdu var. Spor salonu var bir tane. Havuz, fitness dahil. Bilmiyorum, bence olması gereken her şey var. Bu kampüste okuyan arkadaşlar yurt değil de evde kalmak isterlerse kampüsün bulunduğu dağın zirvesindeki Muradiye Toki'den ev kiralıyorlar. 2 artı 1 evi 1300 liraya falan görmüştüm. Kiralar ortalama o civarda. Peki hangi fakülteler burada? Başta buraya darmadağın bir okul dediğimi hatırlıyorsun değil mi? Şu yüzden. Üniversite bünyesinde meslek yüksek okulları hariç 14 fakülte var. Ve bu 14 fakülte birbirinden o kadar ayrı yerlerde ki aga bildiğin toplama PC gibi üniversite yapmışlar. O yüzden sana bu defa adeta yalvarıyorum. Ne olur güzel baby'im, ne olur aslan bro'm, tercih yaptığın fakültenin nerede olduğuna çok ama çok dikkat et. Mesela Muradiye kampüsünde 5 tane fakülte var. Mühendislik, Fen Edebiyat, İktisadi İdari Bilimler, İşletme ve Uygulamalı Bilimler. Ha bir de Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu burada. Bir diğer kampüsümüz olan Uncu Bozköy kampüsünde de Tıp, Sağlık Fakülteleri ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu bulunuyor. Konum olarak Manisa merkezde. Burası eski bir kampüs ve bazı binaları gerçekten döküntü durumda. Tıp ve Sağlık Fakültesi öğrencileri ayrı yerlerde yemek yiyor. Niye böyle bir sınıfsal ayrım yapmışlar onu da anlamadım. Ne olur ki lan aynı yerde yemek yesen. Ek olarak burada kütüphane yok. Kampüs içindeki Altıgen Kafeterya ve Alice Kafede vakit geçirebilirsin. Bu arada kampüsün bulunduğu Bozköy Mahallesi oldukça canlı ve hareketli bir yer. Ama ev arayan kankalarımın borru gibi ev kiraları ve ev bulamamak arasında çeşitli sinirsel bozukluklar yaşadığına dair bir şeyler duydum. Onlara da ne diyeyim. Eğitim fakültemiz Manisa'nın Demirci ilçesinde. Ve burada okuyan arkadaşlarım da yetersiz ev ve yurt imkanlarına şikayetçiler. Turgutlu ilçesinde Teknoloji Fakültesi var. Bunların dışında yine şehir merkezinde Şehzadeler Kampüsü var. İlahiyat, Besyo, Güzel Sanatlar, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Spor Bilimleri falan da burada. Ve çoğu meslek yüksek okulu da ilçelerde. Görüyorsun değil mi darmadağın bir okul olduğu konusunda ne kadar haklıyım. Ama burada bir yasal uyarı girmem lazım. Sakın üniversiteyi yerden yere vurduğumu düşünüp de karamsarlığa falan düşme. Her türlü avantaj ve dezavantajı konuşmalıyız. Kaldı ki mezun arkadaşlarım burayı gerçekten çok özlüyorlar. Her neyse, okul anladıysak biraz da Manisa'yı konuşalım. Burası sık sık mevsimlik işçi göçü alan, sanayi bakımından kendini her geçen gün biraz daha geliştiren tam bir alın teri şehri. Güncel olarak 1,5 milyon nüfusa sahip, kış aylarında berbat bir soğuğu olan ve kuru üzümüyle ünlü bir şehrimiz burası. Çok pahalı bir yer mi dersen bence değil. Pahalılığı semtten semte değişiyor biraz. Asayiş problemi dersen Horozköy diye bir yer var. Dur bakayım bir gideyim gezeyim tanıyayım demediğin sürece hiçbir sıkıntı yok. Yani sahibinden ikinci el böbrek falan aramıyorsan gitme yani boşuna macera arama. Şehir içi ulaşımda Manisa Kart diye bir ulaşım kartı kullanıyoruz. Sivil vatandaş 3,5 lira, öğrenci arkadaşım 2,5 lira ödüyor. Gezilecek yerler konusunda Sipil Dağı'na git mutlaka. Temiz hava, doğa falan gidilir yani. Milli park falan var zaten bir tane dolaşabileceğin. Ve buralar özellikle bahar aylarında inanılmaz güzel oluyor. Ne bileyim AVM olarak Forum Magnesia var merkezde. 45 park var. Tarihi yerler falan seviyorsan Manisa bu konuda oldukça zengin. Saymayayım tek tek ama var yani tarihi yapıları, kaleleri, antik şehirleri vesaire. Manisa'da ne yenir diyorsan abi üzüme dair her şeyi bulabilirsin burada. Yiyecek olarak da içecek olarak da. Bir de şey önerebilirim. Gerçekten Manisa'ya özgü bir tatlıdır emin değilim bundan ama baba çok güzel kelle paça çorbası yapıyorlar bu şehirde be. Manisa'ya ne zaman uğrarsam ya da eğer ola ki yolun Manisa'dan geçiyorsa mutlaka Akhisar taraflarında bir yerde mola verip bu çorbayı içiyorum. Gelirsen sen de mutlaka dene. Son olarak eğitim kalitesini konuşup konuyu toparlayalım. Başta eleştirdiğim yanları oldu evet ama burası ortalamanın iki tık üstünde bir okul. Eğitim kalitesi anlamında. Kararı sen ver. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili merak ettiğin her ne varsa yorumlara mutlaka yaz. Bilgimiz dahilindeyse biz de sana yardımcı olalım. Tekrar hoş geldin. Beni şuralardan takip alabilirsin. Güle güle.